Buket, o beklenen görüşme şu dakikalarda gerçekleşiyor. Bir süre önce başladı ve halen de devam ediyor. Türk yetkililerden alabildiğimiz bilgiler bu yönde. Dün İsrail gazetesi Haaretz'te yayınlanmıştı bu iddia. Buna ilişkin olarak böyle bir görüşmenin bugün yapılacağı söylenmişti ve şu dakikalarda o görüşme devam ediyor. Türkiye heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu başkanlık ediyor. İsrail heyetinde ise İsrail Başbakanı Netanyahu'nun danışmanı Ciechanover ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Jacob Nagel'in olduğunu biliyoruz. Görüşme hangi noktada, onu tabii altını çizmek gerekiyor. Bilindiği gibi bir süredir ki 2 yıldır tazminat konusunda müzakere devam ediyordu Mavi Marmara saldırısından sonra. Özellikle tazminat, yani yaralılara, Mavi Marmara saldırısında ölenlere ve yaralananlara tazminat konusunda aslında bir uzlaşı vardı. Ama Türkiye'nin üçüncü talebi olan Gazze ablukasının kaldırılması konusunda bazı formüller bulunmaya çalışılıyordu. Bunlar nasıl olacak? Bir nihai anlaşmaya varılması için ne gibi adımlar atılabilir? Taraflar nihai anlaşmaya son şeklini aslında vermeye çalışıyorlar. Tabii İsrail'in de diğer taraftan Hamas'ın faaliyetleriyle ilgili bazı çekinceleri var. Bunları anlaşma metninin içine sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla karşılıklı olarak taraflar görüşüyorlar. Bir nihai metinde uzlaşmaya çalışıyorlar. Zaten Aralık ayında hatırlayacaksınız Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı o zaman bu görüşmeler yapıldı. Yine bu görüşmelerde bulunmuştu ve sonrasında Türk yetkililerden yapılan açıklamalarda anlaşmaya çok yakın olunduğu mesajları gelmişti. Dolayısıyla artık anlaşmaya nihai şeklini vermeye çalışıyor taraflar. Ama tabii nasıl sonuçlanacak? Yeni bir görüşmeye ihtiyaç duyulacak. Bunu şu aşamada bilmiyoruz. Dediğimiz gibi Cenevre'de şu dakikalarda o kritik görüşme yapılıyor. Sonuçlarını hep birlikte önümüzdeki saatlerde ya da ilerleyen günlerde göreceğiz. Deniz Kiliseoğlu'ndan ayrıntılarını aldık. Türkiye ve İsrail heyetleri Cenevre'de şu an bir görüşme gerçekleştirmekte. Deniz'in de ifade ettiği gibi aslında geride bıraktığımız gün İsrail basınında Haaretz gazetesinde buna ilişkin bazı iddialar yer almıştı. Biz de sizlerle paylaşmıştık. İşte iddia edilen o görüşme söylendiği gibi gerçekleşmekte. Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu temsil ediyor diyerek diğer konu başlıklarına geçelim. Çünkü bu konu başlığına ilişkin şu anda bilgiler bu şekilde.